Çocuklar, hadi oyuna geç kalıyoruz. Ya anne, acaba diyorum belki de bu çeşmenin konuşmasına gerek yok. Yani çeşme orada öylece dursa, hiçbir şey demeden, seyirciler kendi kafalarına göre bir mesaj çıkarsa çeşmeden. Mesela şehirdeki içme suyu sorunu. Anne, herkes benimle dalga geçiyor. Onlar sanattan anlamıyorlar aşkım. Ya ne anlayacağım ki sanattan? Nasıl olsa karın doyurmuyor. Mesela tırnaklara oje sürmek de karın doyurmuyor. İstersen senin bütün ojelerini toplayıp çöpe atalım. Sözümü geri alıyorum da. Yetiştin mi? Tümüşin, bu senin kendi montun değil mi oğlum? Faruk, Temuçin bana bütün olup biteni anlattı. Olduğu gibi. Senin Semih'in babasıyla nasıl kibar bir şekilde konuştuğunu, onunla nasıl dost olduğunuzu, olayı nasıl medeni bir şekilde çözümlediğini. Sana çok teşekkür ediyorum benim biricik kibar medeni kocam. Ben bir söz verdim mi tutarım. Benim tatlı fıstık karıcığım. Kızlar. Cüzdanı ver. Bu cüzdan boş. Anne. Şşt. Efendim? Tamam, tamam. Daha lazım olursa veririm ben. Yürü. Ben hazırlanıp geliyorum hemen. Tamam. Arzu. Arzu hadi. Arzu. Sen daha hazırlanmamışsın. Ben kovulduğum yere bir daha ayak basmam. Biz ünlüler böyleyizdir. Saçmalama Allah aşkına, bırak çocukluğu. Hadi hazırlan çabuk. Aa, ne oldu? Hani beni arkamdan vurmuştun ya, yarası hala kapanmadı da. İyi peki gelme. Kal burada. Ben de Yeşim'e teyzesinin kendini yeğeninden daha fazla düşündüğünü kırmadan açıklamaya çalışırım nasılsa. Ama beni en çok üzen ne biliyor musun? O oyuna birkaç gün hocalık yaptın ve oyunun vermek istediği asıl mesajı hiç anlayamamışsın. Hayat ondan aldıklarından değil, ona verdiklerinden ibarettir. Müsaadenle, benim tiyatroya gitmem lazım. Belalı baldız, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Yarın annemin doğum günü. Ona bir hediye alamadığım için bu geceyi bu çeşmenin yanında uyuyarak geçireceğim. Aman Allah'ım, bir peri. Sesine kulak vereyim. Bu çeşme sihirli çeşmedir. Ondan ne istersen yerine getirir. Keşke anneme bir hediye alabilseydim. Yahu, bütün sözleri ezber etmiyordum. Ve arabada hep tekrar edip durdum. Hadi Yeşim, hadi. Kapatın perdeyi. Durun. Sen ne zaman geldin? Az önce. Timuçin'e söyle, bisikletinin freni bozuk. Bir arabanın önüne çarptı, anca durdu. Önü de darmadağın oldu arabanın. Ha, bir de eniştemin arabasının da arkasında buruk var. Gürkan. Gel, 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 gel. Doğaçlama yapabilir misin? Hani size uzun uzun anlatmıştım ya. Kafanızı eseni söyleyin demiştiniz. Heh, işte o. Hadi yap. Bir ansiklopedide okumuştum. Bu sihirli çeşmelere, bu sihirli çeşmelere 30 ayrı dilde merhaba demek gerektiğini. Dur! Neyse. Neyse var burada. Çeşme dile gelmeden önce yaşlı perisiyle konuşması gerekiyor. Ay,
Arzu teyze. Ben bunu yapamayacağım. Niye diye sonra çünkü anlamazsın. Oh, neden korktuğunu mu? Evet. Öyle bir anlarım ki. Ben de ilk sahneye çıktığımda çok heyecanlanmıştım. Hatta dizlerime bağ çözülmüştü. Sonra ne oldu biliyor musun? Dona kaldın. Hayır. Sahneye çıktım ve rolümü takır takır oynadım. Ve anladım ki seni güçlü yapan şey bir şeyden korkmana rağmen onun üstüne gidebilmendir. Ve sen benim tanıdığım en güçlü çocuklardan birisin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ve ağır. Seni seviyorum Arzu teyze. Ben de seni. Şimdi bakalım. Atladığımız var mıymış? Macarca merhaba demiş miydim? Evet. Şimdi efendim sayın seyirciler, bu zamana kadar olan olayların özetini size söylüyorum. Şimdi bu çocuk çok fakir ve çok fakir olduğu için de çok üzgün. Sonra böyle bir rüzgar esiyor ve çeşme dile geliyor. Her gün buraya annene bir hediye alabilecek paran olması için dilek dilemeye geliyorsun. Ama gerçek şu ki anneni en mutlu edecek hediye senin ona alacağın hediye değil, ona vereceğin sevgidir. Şimdi git ve ailenle birlikte zaman geçir. Ve annene onu ne kadar çok sevdiğini söyle. Zaten mutluluk dediğin bundan başka nedir ki? Yeşim, seninle gurur duyuyorum, gurur. Hepimiz duyuyoruz. Helal olsun sana bir eşim, harikaydın cidden. Arzu teyzem sayesinde. Arzu teyze nerede? Teyze. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Benim. İnşallah bu olay medyaya yansımıyor.